İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun internet sitesinde zaten yeni bir bölüm var. Hay Jampa. Abluka günlerine ait ilham verici bir hikaye. Hani Hayabetyan. Rusya, Ermenilere karşı işlenen soykırımı, Armenosidi tanıdı mı? Bölüm 3. Bakü hangi köylere öncelik veriyor? Konstantinos Kombos saldırganlığa karşı çıkmak ve Doğu Ermenistan'ı desteklemekle yükümlüyüz. 40 yaşında Ermeni olduğunu anladı. Kültürel soykırım, kültür sip. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenya TV.com'da Hay Canpa başlıklı yeni bir bölümün halihazırda mevcut olduğunu izleyicilerine bildirmekten memnuniyet duymaktadır. Hayçampa her şeyden önce askeri vatansever sivil toplum örgütüdür. Hayçampa'nın kurulduğu temelde bir savaş sanatıdır ve amacı Batı Ermenistan'da daha savaşkan bir nüfus yaratmaktır. Gönüllülerin eğitimi daha güçlü bir devlet yaratılmasına ve gerçek bir yedek ordu haline gelmesine yardımcı olacaktır. Yakın gelecekte Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Ermenya TV Payı ve tarihini daha detaylı olarak sunacaktır. Ani Hayrabetyan, abluka günlerinde bombaların patladığında bile çocuk partilerinde tören organizatörü olarak görevinden ayrılmadı. Ani'nin ailesi bombalanan, tehlike altında bulunan ve açlıkla mücadele eden şehirde sadece hayatta kalmanın değil, aynı zamanda enerjilerini ve sıcaklıklarını küçük yaştaki çocuklarla paylaşmanın gücünü de buldu. Son günlerde bayram kutlamaları bile yapılmıyordu ama çocuklar doğum günlerini beklemişlerdi ve onları mutlu etmek için her şeyi yapmak gerekiyordu.'' Gümrüde doğan ancak tüm bilinçli yaşamını Artsahta geçiren Ani, daha çocukluğundayken mesleğini seçti. Ana hedef Artsaht'ın her topluluğuna ulaşmak, ihtiyaç duyulan her yerde bulunmaktı. Abluka günlerinde misafirperverlik olmadan kutlanan doğum günlerini en azından bir çizgi film karakteri eşliğinde neşelendirmek için köyden şehre yürürlerdi. Zorunlu yerlerinden edilme günleri zorluklarla doluydu. Ani Hayrabetyan, bizim bölgemiz olan Berkazor çok darbe aldı. Çünkü iki büyük askeri nokta vardı. Bir sonraki darbenin nerede olacağını bilmiyorduk ama sonra kalıcı Bodrum'a taşınma emri aldık. Köy bombalanıyordu, biz de top mermilerinin altından kaçmaya çalışıyorduk. Yorulup komşunun tavuk kümesine girdiğimde kucağımda çocuğumla koşuyordum.'' Daha sonra kız kardeşimin zaten yaralıların olduğu binaya ulaştığını öğrendim. İlk bir saat içinde köyden tahliye edildik ve Stepanagert'e götürüldük. Artık köye dönemezdik. Orada sadece silahlı adamlar kaldı. Kadınlar çocuklarıyla birlikte bodrumdaydı. Yiyecek hiçbir şey yoktu. İyi niyetli insanlar bombaların altında çocuklara yemeleri için bir şeyler getirdiler. 28 Eylül gecesi nihayet yakıt bulduk ve yola çıktık diye anımsıyor. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen TV, Ermeni-Rus ilişkilerini ve Rusya'nın Ermenilere yönelik soykırıma Armenoside ilişkin tutumunu incelemeye devam ediyor. Aslında Ermenilerin Rusya'nın emperyal çıkarlarına uygun olup olmadığı meselesi hiçbir şekilde mevcut değildi. Herhangi imparatorluğun da yerli halkların kaderi, bir ülkeleri olup olmayacağı, boyunduruk altından çıkıp çıkmayacakları, katledilip öldürülmeyecekleri umurunda değildi. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı sırasında da durum aynıydı. Her ne kadar imparatorluklar yerli ulusları kurtarmak adı altında dünyayı bölme planlarını gizlese de Fransa ve Büyük Britanya gibi Rusya'da küçük halkların kaderiyle hiç ilgilenmiyordu tıpkı şimdi olduğu gibi batılı güçler kendi kontrolleri altında olmayan ülkelerin kaynaklarını ele geçirmek için insan haklarını devreye sokuyorlar. Ancak yerli halklar arasında imparatorlukların vaatlerine inanan ve farkında olmadan halkını elinde bir araç haline getiren, kendilerinin kurtarılmadığını, aynı zamanda kullanıldığını ve savunmasız bırakıldığını anlayan aydınlar her zaman vardır. Ocak 1915'te Türk ordusunun yenilgiye uğratıldığı Sarıkamış muharebesinden sonra Rusların ilerlememesi kışın son derece soğuk geçmesiyle de açıklanmaktadır. Türklerin yenilgisinde soğuk da rol oynamıştır. Pek çok kişiye göre Türk askerleri donma nedeniyle hayatını kaybetmişti ve Ruslar havaların ısınmasını bekliyordu. Diğer soru da hala askıda. Daha sonra Ermeni Öz Savunma Kuvvetleri ortaya çıkıp Türk ordusunu mağlup ettiği Van'a girdiğinde bir ay sonra hiçbir Türk tehlikesi yokken neden Temmuz ayında geri çekildiler? Bunun sonucunda da Van boşaltıldı. Rusya'nın sahte geri çekilmesi ve nedenlerini Batı Ermenistan televizyonunun internet sitesinde okuyabilirsiniz. Doğu Ermenistan hükümeti sınır belirleme toplantısında Bakü'nün öncelikli olarak kendilerine devredilmesini talep ettiği Davuş'un dört köyünden bahsetti. Bu arada Münih'te de bu konu tartışılmıştı. Toplantıda Dikranaşe'nin söz konusu olmadığı, buranın tamamının tavuş bölgesinde olduğu kaydedildi. Yani hangi dört köyden bahsettiğimiz biliniyor. Bahanis Ayrum, Nerkin Voskepar, Kerimli ve Kızılhacılı. Savaştan bir yıl sonra eski başbakan Rant Bagratyan'ın kendisinde var olan bilgiye göre Azerbaycanlıların zaten söz konusu köylerde ölçüm yaptığı, hükümetin elbette bunu yalanladığı ancak hayatın bunların gerçeklikten uzak olmadıklarını gösteriyor sözlerini hatırlatalım. Bu arada Tavuş Valisi Hayk Halumyan da kendi bölgelerinde Azerbaycan köylerinin bulunduğunu duyurdu. Neden eskiden bahsettikleri 8 köy yerine şimdi 4 köyden bahsettiklerine gelince kaynaklarımıza göre söz konusu 4'ünün coğrafi konumu tıpkı diğerleri gibi bizim için devir tesliminde sorun olmayacak şekildedir. Aliyev önce sorunsuz bölgeleri talep edecek, sonra Ermeni halkı diğerlerinin de teslim olmasına alışacak. Bizler saldırganlığa karşı çıkmak ve Doğu Ermenistan'ı desteklemekle yükümlüyüz. Bu görüş Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos tarafından 7 Mart'ta Yerevan'da Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile ortak basın toplantısında ifade edildi. Bakan, Ermenilerin Arsak'tan sürülmesinin ardından Kıbrıs'ın Doğu Ermenistan'a destek verdiğini ve mültecilere insanı yardım gönderdiğini hatırlattı. Kıbrıs hükümeti adına Kombos, 10 adet sera inşa etme projesi hakkında bilgi vererek Kıbrıs'ın artsahın çocuklarını kabul etmeye hazır olduğunu doğruladı. Saldırganlık, revizyonizm, yerinden edilme bunların hepsi uluslararası toplum için kabul edilemez. Zorlama ve güç kullanımı diyaloğun alternatifi olamaz. Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartı uyarınca saygı gösterilmelidir saldırganlığa karşı çıkmak ve Doğu Ermenistan'ı hem siyasi hem de maddi olarak desteklemek zorundayız diyen Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Yerevan ile Bakü arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladı. Bakan Kombos, Ermeni ortaklarımızı tam olarak desteklediklerini, Kıbrıs'ın Doğu Ermenistan'ın güvenilir ortağı olduğunu ve böyle kalacağını vurguladı. Bakü'nün devam eden saldırı koşullarında uluslararası toplumun eylemleri sorulduğunda bakan, herkesin uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğini, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duymanın başka alternatifi olmadığını söyledi. Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Kıbrıs'ın 50 yıldır saldırıların ve yasa dışı işgallerin kurbanı olduğunu da hatırlattı. 40 yaşında Ermeni olduğunu anladı. Korkuyorum anam şarkısıyla ünlenen protest rock şarkıcısı Yaşar Kurt 40 yaşında araştırmaya başladı ve bunun sonucunda Ermeni olduğunu anladı. Kurt özür dileriz kampanyası uzun süredir gündemimizdeydi. Öyle bir noktaya geldik ki Türkiye'nin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Ermeni olup olmadığı meselesi tartışıldı. Gül ailesinin Müslüman ve Türk olduğunu söylerken Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Canan Arıtman ırkçılığın en uç noktasına giderek Güle DNA testi yaptırmasını önerdi. Bu konular bizim için ekstra ağır sorunlar ama bu konunun bir de sanat tarafı var elbette. İnsani standartları da var." dedi. Haftalık Taraf Gazetesi'ne verdiği röportajda Korkuyorum Anne şarkısıyla anılan anti-militarist şarkıcı Yaşar Kurt, Ermeni kimliğini 40 yaşında öğrendiğini söyledi. Kurt'un büyük babasının ebeveynleri öldürülmüştü ve kendisi o sırada 10 yaşındaydı. Dede daha sonra Rize'ye giderek bir ailenin yanına sığındı. Sonraki nesiller de onun gibi kimliklerini gizleyerek yaşamak zorunda kaldılar. Kurt bunun sebebini şu şekilde açıklıyor. Çünkü her şeyden önce hayatta kalmak gerekiyordu. Yaşar Kurt'un Türk rock şarkıcısı olduğunu hatırlatalım. 1968 yılında İstanbul'da doğdu. 1974-1989 yıllarında ilk orta ve lise öğrenimini İstanbul'da aldı. Militarizme karşı duruşuyla tanınmaktadır. Artsah topraklarının Eylül 2023'te Azerbaycanlılar tarafından tamamen işgal edilmesinden sonra sosyal ağların Azerbaycan alanında Artsak'ta çekilmiş düzinelerce video bulmak mümkün. Artsak Ulusal Meclis binasının yıkımını gösteren videolar 3 Mart 2024'te internete yüklendi. Artsak Meclis binasının önemli bir kısmının yıkıldığını videolardan görebiliyoruz. Videolardan biri binanın yıkımının başlangıcını, diğer ise nihai sonucu gösteriyor. Artsak Ulusal Meclis binasının kasıtlı olarak yıkılması Şubat ayının sonunda gerçekleşmiş olmalı çünkü videolar 3 ve 4 Mart tarihlerinde internete yüklendi. Millet Meclisi binasının yıkılacağına ilişkin bilgilerin yayılmasının ardından Azerbaycan televizyonunda binanın yıkılmasına ilişkin resmi video gösterilirken İlham Aliyev'in başlattığı yıkım çalışmaları bölücülük sembollerinin imhası olarak yorumlandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Arak seslendirdiği Artsah adlı eseri sunuyoruz. Senin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.